Ülkem o kadar kötü durumda ki, o kadar kötü durumda ki ülkeme üzülüyorum gerçekten. Vermeseler zamı daha iyi olur. Niyedir sen kaşığıyla veriyorlar, kepçeyle alıyorlar. Bu millet açlığından ölüyor. Pandeminin acısının birilerinin çıkması gerekiyordu. Dolayısıyla her zamanki gibi halk olarak biz çekeceğiz bunu. Doğalgaz faturamızı, su faturamızı ödemek için boğazımızdan, çocuğumuzun yiyeceğinden, içeceğinden kısıyoruz yani. Başka bir şey değil şu an itibariyle. Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon rakamlarının açıklamasının ardından ise zam oranları belli oldu. Bakalım vatandaşlar zam oranları hakkında neler düşünüyorlar? Valla zamlar hakkında ben hiç memnun değilim. Yani niye de soracak olursanız. Yetiştiremiyoruz. Aldığımız maaş olsun. Pandemi zaten bizi yıktı, bitirdi, mahvetti. Yani gerekenler neyse artık onları yapılsın istiyoruz. Yani memnun değiliz. Valla zam hakkında ne düşündüğüm aslında çok geniş bir kapsamlı konu. Çünkü sadece hükümetin yaptığı zamlardan ziyade bir de piyasadaki ticari olarak yani ticaret yapan insanların belirlediği bir rakamlar var. Zaten onlarla bağlantılı olarak bu zamlar gerçekleşiyor. Benim düşünceme göre de ticari olarak insanlar biraz nasıl söylesem kelimeyi tam kelimesini bulmak istiyorum. Biraz kendi çıkarlarına çekiyorlar. Bu zamları da ona bakıldığında normal olarak görüyorum. Çünkü neden derseniz yani çıktığınızda almış olduğunuz ürün zamlandığı zaman ister istemez bu da diğer taraftan ekonomiye de yansıyor. Artması gerekiyor çünkü başka bir alternatifi yok. Geçinemiyoruz. Hayat pahalı. Yani geçinemiyoruz. Yani baştakiler de demiş yani verdikleri zamı kendileri de alsın. Geçinsinler bir ay. Ondan sonra yani bir de halka baksınlar. Ona göre eşleştirsinler. Beşer tane maaş alıyorlar. Üçer tane maaş alıyorlar. Emekliye de gelince yani 65 yapıyorlar. Benim eşim demiş 2 yıldır ki iş arıyor. 56 yaşında. İş bulamıyor. Ama emekliye gelince 65 yaşında olacaksın diyor. Adam iş vermiyor 56 yaşındasın diye ya. Gençlerimiz iş bulamıyor ya. İş bulamıyor. Türkiye'nin haline ben çok üzülüyorum. Gerçekten yani gençlerimizin haline çok üzülüyorum. Hadi bizler geldik gidiyoruz diyorum. Yani gençler ne olacak diyorum. Nasıl bir hayat bekliyor onları diyorum. Okuyorlar. Üniversiteyi okuyorlar. En güzel dalları okuyorlar. Ama mesleklerini yapamıyorlar. Yapamıyorlar yani. Hiçbir şekilde boş geziyorlar. Ne diyeyim yani ülkem o kadar kötü durumda ki, o kadar kötü durumda ki ülkeme üzülüyorum gerçekten. Şöyle birazcık lütfen diyorum yani baştakiler, milletvekilleri olsun, yöneticiler olsun. Şöyle en azından ne olur birazcık yani halkın içine karışsınlar, bir baksınlar. Halkın demiş yani durumu nasıl, ne, bir öğrensinler yani biz onlardan bir şey istemiyoruz ki yani. Bir halkın içerisine bir girsinler, bir baksınlar. Vermeseler zamı daha iyi olur. Niyedir sen kaşığıyla veriyorlar, kepçeyle alıyorlar. Bu millet açlığından ölüyor. Aha bak. Benim evim kira, kirayı ödeyemedim, kapıcı gidiyorum. Yani artık yeter, 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 yeter. Enflasyona bağlı olarak kiralara da zam geldi. Sizin kiranız arttı mı? Evet, kira da arttı, aidatlarımız da arttı. Ben kış yaktığım yakıtı ödeyemedim bak. Kiramı ödeyemedim, ta ki 4 aydır. Eşim öldü, emeklim bitti, maaşım da bitti. Ne yiyecek biz, taş mı yiyecek? Gittim hükümetin de kapısına vardım, külliyeye. Affedersiniz, arkama baka baka geri geldim. Elimizden tutmadı. Artık düşsün yere. Düşmesini istiyorum yani. Sonuna kadar AK Partiliydim. Ama yeter. Artık buramıza geldi, yeter. Yani ben diyecek bir şey bulamıyorum başka. Pandeminin acısının birilerinin çıkması gerekiyordu. Dolayısıyla her zamanki gibi halk olarak biz çekeceğiz bunu. Kira, konut, fark etmiyor çocuklar. Her şeyin acısı bizden çıkıyor. Bunun için de her şeyin en başından değişmesi gerekiyor. Ben bir ümit göremiyorum. Peki sizler sıkıntıyı çekiyor musunuz? Elbette ki. Ben ticaretle uğraşıyorum. Aylarca kapalı kaldık. Verilen ücret çok azdı. Yetmedi hiçbir şeye. Daha doğrusu elinden alıp veliye veriyorsunuz. Böyle kapatmaya çalışıyorsunuz her şeyi ama o yorgan hep kısa geliyor. Değişeceğini de düşünmüyorum. Zam gelmeye bir şey yok ki. Şu anda millet zaten kan ağlıyor. Zaten kimsede para yok. Adam evine ekmek götüremiyor. Aha şurada esnafları görüyor musun? Çoğuna sor. Siftahsız kapatıyorlar. İş yok. Ekmek yok. Aha çocuğumuzda gezi yok mesela. Çocuğumuza bir şey alamıyoruz. Şurada oturup da bir şey yiyecek diyemiyoruz yani. Şu an itibariyle sıfır yani. Bittik yani. Bittik son. Ne yapılan zamlar sizi sıfıra getirdi. Yani tamamen doğalgazdır, elektriktir, sudur. Zaten arabaya binmeye zaten iş yapamıyoruz ki. Akaryakıt istasyonuna gidip de hani önceden örnek veriyorum
100 liralık ver, 200 liralık ver diyorduk. Şu an itibariyle 30 liralık gideceğimiz yer kadar yani. O da mecbur gitmek zorunda kaldığımız için hastanedir vesaire. Onun haricinde yok yani, bitti şu anda. Bitirdik, tamamen bitirdik her şeyi. Evimize bir şey alamıyoruz doğru düzgün. Boğazımızdan kısıyoruz. Elektrik faturamızı, doğalgaz faturamızı, su faturamızı ödemek için boğazımızdan, çocuğumuzun yiyeceğinden, içeceğinden kısıyoruz yani. Başka bir şey değil şu an itibariyle.